Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Adam takip edildiğini anladı. Kaçtı komutanım. Peşindeyiz. Arıyoruz komutanım. Şu köşedeki dükkanlara bakın. Kahretsin. Sıkıştım kaldım burada. Kimse gelmedi kızım. Tamam sağ ol amca. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Ya dayı. Merhaba ben görevliyim ya kusura kalma. Buralarda kaçak birini arıyoruz. Sen kimseyi gördün mü buralarda? Yok vallahi billahi kimse gelmedi buraya. Ya tamam dayı tamam. Yemin etmene gerek yok. Haydi hayırlı işler. Güle güle evladım. Yakalayacaklar beni. Kıpırdama. Kaldır ellerini. Dön. Dönmezsen beynine sıkarım. Müstakbel eşini öldürecektik. Sen ne arıyorsun burada? Eski eşyalara merakım var bilirsin. Evleneceğimizi düşünerek evimize antika eşya topladım aslında. Yusuf, beni endişelendiriyorsun. Her şeyi seni mutlu etmek için yapıyorum Aslı. Sen burada ne arıyorsun? Antika eşya bakıyormuş Serdar abi. Aslı ile evlenmek istiyoruz. Size açılmaya fırsatımız olmadı. Ama Aslı'yı sizden isteyeceğim. Serdar Yüzbaşı. Ne kadar zamandır buradasın doktor? Bir saat kadar oldu. Ama aradığım eşyaları tam olarak bulamadım. Biraz daha dolaşsam iyi olacak.
Yok. Adamı bulamadım aga. Hohey! Patpas, bu nereden çıktı ya böyle? Depodan eşya alıyormuş doktor. Ama ne kadar da interesting bir şey yani. İzninizle ben şu sandığın parasını ödeyeyim. Aga, aga bu işte bir sakatlık var ya. Ya bu fıtpısın burada tesadüfen olması imkansız ya. Doktor ne var bunda? Eşya arıyormuş işte. Allah Allah. Ah. Abin. Seni götüren adam nasıl biriydi? Tamam abi, sen karargaha git. Nasıl bu? Serdar, bu psikopat kordon kabus gibi çöktü üstüme. Öldürecek beni. Serdar kurtar beni bu manyaktan ne olur. Ulan nasıl bir duygu bu ha? Anlıyor musun lan ha? Ulan doktor gözümün içine baka baka o senin oğlun Serdar değil dedi lan. Serdar, yeter artık. Bıktım lan senin bu oyunlarından. Buraya kadar yılan. Öleceksin. Yetiş Serdar. Kurtar beni ne olur. Cilli seninle ne derdi var Nazar? Ha? Ne oluyor orada ha? Herif manyak taktı bana. Oğluyla ilgili bir sorun varmış. Bittin lan sen. Kordon. Kordon yapma ne olur. Ben bir şey yapmadım. Tamam bak bulacağım oğlunu. Söz ya veririm. Kes. Geçti lan artık. Geçti lan. Kordon. Geçti. Kordon ne olur Allah aşkına. Ne olur bırak beni. Yürü. Kordon. Ya bırak beni. Yürü lan geç. Ne olur. Ben bir şey yapmadım. Kordon ne olur. Serdar, Serdar yetiş ne olur. Bu manyak beni tabutla gömecek ne olur Serdar. Sen neredesin ha neredesin? Sanayi bölgesi. Eski. Ah. Kordon ah, dur yapma. Lan. Ben tabutçuyum. Kordon lütfen. Zulümcü değilim. Kordon. Kordon çıkar beni buradan. Eski sanayi bölgesi dediği galiba. Bir de kafa. Cilil. Cilil cevap ver. Kordon lütfen. Bu iş buraya kadar. Kordon yavrum. Mezarını kimse bilmeyecek. Şerefsiz. Lan. Bittin lan sen. Bittin. Gel lan buraya. Yaşattığın acıların hesabını verme zamanı geldi. Cilil. Nazayı öldürecek bu. Çağrılara cevap vermiyor. Aga belki de duymuyordur. Yani iş üstündedir. Aslı sen adamın bıraktığı aracı incelemeye al tamam mı? Tamam hadi. Serdar abi. Doktor hadi çıkalım. Tamam aga. Siz kimi arıyorsunuz böyle Aslı? Örgüte çalışan birini arıyoruz. İnşallah yakalarsınız. Kaç bakalım yılan. Nereye gittiğinden haberin yok senin. Serdar. Serdar öldürecek beni. Yetiş ne olur bir tane depomun önündeyim. Özel kereste yazıyor. Girme oraya Nazar. Sakın girme. Sakın o depoya girme tamam mı? Şşş. Buraya kadar lan yılan karı. Hangisini beğendin lan? Söyle onunla gömeyim seni. Serdar çabuk yetiş ne olur. Depomu buldun. Tabutçunun özel mekanını. Bak sana bir kıyak yapayım. İstediğin tabutu seç. Kordon yapma. Yalvarırım bırak beni.
Bak pişman olursun sonra. Ulan ben şu ana kadar sadece bir kere pişman oldum lan. O da sana güvendiğim için. Ama bu da buraya kadar. Kapıyı aç da ölümün kolay olsun yılan. İyi. Sen bilirsin. Bir şey olacak bu. Bu ne be? Nerede lan? Kordon, bilmiyorum. Bileceksin lan! Oğlum nerede? İnan ki bilmiyorum. İyi. O zaman yaşaman için bir sebep kalmadı. Dur, yapma. Komutanım. Ceri sakin ol. Ne yapıyorsun oğlum? Olamam komutanım. Sakin olamam. Bu yılan yaşamayı hak etmiyor. Ya kurdun dostum Allah aşkına bir dur. Bir dur. Ya bir dinle bir. Akayı bir dinle ya. Naza anlat bakalım ne oluyor? Ne anlatacak komutanım? Yılan karı oğlumu kaybedip başka bir masumu oğlum diye vermiş. Namussuz aşağılık. Ya ben nereden bileyim Serdar? Cemal Kordon'un oğlu diye bir tane bebek verdi elime. Onun oyunu bunların hepsi. Öldürürüm lan seni. Celil, öldürürüm Kordon dostum, seni. Sakin ol. Yalan söyleme lan namussuz. Her şeyden haberi var bunun komutanım. Celil, bir sakin ol. Bana bak Naza. Celil benim kardeşim. Yeğenimi bulup getireceksin. Yoksa seni Celil'e bırakmam, bizzat ben gebertirim. Bulacağım, söz veriyorum. Celil, sen de git toparlan. Her yanımız ajan kaynıyor, bir ton işimiz var. Buyur beyim. Sağ ol kızım. Kızım mı? Allah Allah. Neden şaşırdın? Şuna bir bak beyim. Belki muta nikahlı eski karını hatırlarsın. Neden bahsediyorsun sen? Anlamadım. Bu ne? Senin için çok önemlidir beyim. Biraz nostalji yaşaman gerekecek. Fikret Bey. Siz durun. Dur! Bu ne rezalet? Kim çekti bunu? Neler dönüyor?
Neler mi tanıyor? Geçen ay İran'da bu zavallı kıza mutanik akıydım. Ne o? İnkar mı edeceksin yoksa? Daha çok kopyası var onun. Gideceği adresler de belli. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Benim param falan yok. Ben bir devlet memuruyum. Dışarıda basın seni bekliyor. Misafirhaneden çıktığında basının önüne çıkıp burada yazılanları okuyacaksın. Aksi olursa biz basına görüntüleri servis edeceğiz. İşte o zaman ailen, devletin, her şeyin elden gider. Zamandır bölgede yaptığım çalışmalar sonunda çözüm sürecinde koruculuk sistemine gerek kalmadığı ortaya çıkmıştır. Korucu yapılanmanın dağıtılması, silahlarının ellerinden alınması için gereğinin yapılması. Bir de bu CD'de müsteşarın ajan kızla uygunsuz görüntüleri var. Müsteşar bir ay önce ajan kızlarla tuzağa düşürülen diğer bürokratlarla birlikte İran'da bir toplantıya katılmış. Orada bu kızla mutanik yağı kıymışlar. Bunun gibi bir sürü devlet görevlisi, iş adamı var. Hepsi de bal tuzağına düşmüşler. Fuhuşa mutakılıf. İşe bak. Bir anlık gaflet nelere yol açıyor. Müsteşar otelde kalmadığı için gözden kaçmış. İlçedeki misafirhanede kalıyor. Anlaşılan örgütün hedefinde korucular var komutanım. Korucular silah bırakıp koruculuktan ayrılmaları için baskı altına alınmaya çalışılıyor. Böyle olunca bütün korucu aşiretler çaresiz bırakılıp örgüte katılmaktan başka çareleri kalmasın isteniyor. Örgütün paralel devlet için olmazsa olmazlarından biri bu. Korucuları kendilerine engel olarak görüyorlar. Fikret Bey havaalanına gitmek için ilçeden çıkacak. Misafirhanenin önünde basın mensupları bekliyor. Müsteşar korucularla ilgili bu açıklamayı yapmazsa görüntüleri basına dağıtmakla tehdit edilmiş. Adam bizden yardım bekliyor. Bu şerefsizlere korucuları yedirtmeyelim Serdar. Emredersiniz komutanım. Doktor, çocuklar sokakları tutsun. Tamam aga. Ali, sen yukarıyı kap. Mister, bu köşe senin. Hadi bakayım. Örgüt basın açıklaması yapılacağını ilçeye yaymış. Orası çok kalabalık olacak. Dikkat edin. Emredersiniz. Bölgedeki ziyaretlerini tamamlayan Müsteşar Fikret Ergün'ün korucularla ilgili basına çok önemli açıklamalar yapacağı söylentileri dolaşmakta. Burada toplanan ilçe halkı da merakla açıklamaları bekliyor.
Sabahtan beri burada toplanan halk heyecan içinde bekliyor. Adamı yuvarladın Şirin. Aferin. Sizce bir açıklama yapacak mı? Eşek gibi yapacak. Elim atsın. Açıklama yapılana kadar halkın bekleyişi devam edecek. Çıkıyorlar. Hazırım komutanım. Müsteşar istediklerini yapmayınca CD'leri basına dağıtmaya çalışacaklar. O şerefsizleri hemen paketlemeliyiz, anladınız mı? Anlaşıldı Serdar abi. Koruculukla ilgili bir rapor hazırlamışsınız. Bir açıklama yapacak mısınız? Koruculuk kalkacak mı efendim? Koruculuk sistemini kaldıracağınız doğru mu beyim? Açıklamalarınızı bekliyoruz efendim. Hadi konuş bakalım müsteşar bey. Sıra sende. Korucularla ilgili bir rapor ya da bir çalışmam yok. Bunlar yalan haber. Arkadaşlar, bu tür yalan haberlere itibar edin. Hadi lan yürüyün gidelim. Harekete geçtiler Serdar. Birkaç adam gazetecilere doğru gidiyor. Anlaşıldı. Böyle bir düzenlememiz yok. Rahat olun artık. Bilakis korucuların taşıdığı önemin farkındayız. Yürü, sıra sende. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu müsteşardan şikayetçi. Beni kandırdı. Bu kıza mutlaka yapmış. Geri çekil. Çekil oradan. Çekil. Geri çekilin. Çekil. Baş belaları yine çıktı ortaya. Komutanım, kız kaçıyor. Doktor Aslı, siz burada kalın. Tamam aga. Kasım komutan. Emre. Bekle beni de. Beni bırakma. Dur. Dur. Bu kim be? Adamlardan biri demek ki komutanım. Celil. İndir şunu. Yazık. İyi iş çıkarmıştı oysa. Kasım komutan, doğru ateş etme. Celil, Kasım şerefsizi bu. Kasım, lan şerefsiz. Kendi adamına kurşun sıkılır mı lan? Lan deşifre oldum. Senin, gel peşimden. Koruyorum seni. Bak sen şu tarafa. Bastır. Kanı durdurur. Beni vurdu. Komutanım. Kaçtı şerefsiz. Diğer kızlar nerede? Ülkem için.
Beni vurdu. Kızım, anlat ne olur. Diğer kızlar nerede? Hadi be yavrum. Gör kime hizmet ettiğini. Komutan dediğin o insan bozması vurdu seni. Konuş da diğer kızları kurtaralım hadi. Eski sanayi bölgesinde bir depo var. Hadi. Kızları mekandan çıkarıyoruz. Kalsın komutan. Emredersin komutan. Hazırız. Kızları aldık başkan. Hadi yürü. Silahları teslim olun. At silahını. Komutanın emri var. Kızları teslim edemeyiz. Kızları kullanırsak kurtulabiliriz ha. Berdan, indir kızları. Kalk 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 kalk. Kalkın lan. İn lan aşağı, inin. Yapmayın. İn, in, in. Yaklaşmayın lan, kız ölür. Yaşamak istiyorsanız bırakın kızları. Teslim olun. Buradan çıkışınız yok. Açın yolu lan. Bak gerizekalı, acaba diyorsun sonra size ne olacak he? Lan mal oğla. İnsan bindiği dalı keser mi? Öyle mi öğretti lan size o ayna kafalı persli gündü he? Vururum lan kes sesini. Açın yolu lan. Açın. Şakam yok. Açın yolu dedim. Yoksa bir sonraki mermi kafasını parçalar. Şerefsiz herif. Ulan şimdi ben seni gebertmez miyim ha? Sakin olun doktor. Sonra Kazım lan. Açın yolu. Yoksa bunları tek tek öldürürüm. Yapmayın lütfen yapmayın. Yapma ne olur. Kes sesini ensende patlar. Ceril. Komutanım biraz zaman gerekiyor. Bana bak, beni dinle. Yolu açmam için komutandan izin almam lazım. Ben anlamam lan. Derhal yolu açın. Yoksa komutanla bunun cesedini götürürsün. Yapma ne olur. Yalvarırım bırak beni. Ben siz her dediğinizi yaptım. Muta bile yaptım. Kes sesini lan, kes. Serdar abi, kızı öldürecek. Aga kordon geç kaldı. Ne yapacağız, çekilelim mi? Şansınızı zorlamayın lan! Yol açın! Bırakın. Yoksa burada ceset temizlersiniz. Dur lan! Tamam. Çekiliyoruz. Daha korkun göründü. Ağırdan alın. Ağırdan alın. Hayır. Ulan Şahin. Senin işini de biz yapar olduk lan. Komutanım hazır. Ulan. Adam olsaydın da bir işte çalışıp ailene baksaydın lan. Ulan amma inat ettin ha. Sakin olun, sakin olun. Çevre güvenliğini alın arkadaşlar. Kurşun sıyırmış, bir şey olmaz tamam mı? Yalvarırım kurtarın bizi. Yardım edin bize. Tamam, tamam, tamam. Bizi zorladılar, muta yaptırdılar. O Kasım'dan kurtarın bizi ne olur. Tamam. Tamam sakin olun, kurtuldunuz artık. Korkmanıza gerek yok. Aha.
Aga, bu kundinin telsizi var ha. Doktor. Kasım. Oğlum iyi dinle lan. Ben kordoncuyum. Haberin olsun. Burada ayağımın dibinde çapsız adamların cansız yatıyor lan. Konuşmaya korkuyor musun lan? Nerede kaldı senin yavrum? Bizim topraklarımızdan çık git lan şerefsiz. Yoksa hangi deliğe girersen gir seni bulur gebertir. Lan, ben size tabut değil, toplu mezar yapacağım. Zavamayı hafife aldınız siz. Dur. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bir sakin ol ya. Sen peki değilsin Kasım yoldaş, bir sorun mu var? O, müsteşar, istediğimiz açıklamayı yapmadı Cemal. Ya nasıl yapmaz? Görüntüler şantaj. Sungurlar işi bozdu. Ya lanet olsun be! Lanet olsun be! Lanet olsun bu sungurlara! Ulan baş belaları! Her taşın altında bunlar çıkıyor. Örgütün de... Savaman'ın da en büyük düşmanı bunlar. İlçedeki ajan kızları da aldılar. Kötü darbe yedik Cemal. Bunlara var ya bunlara. Böyle çok iyi bir topluk kıyım lazım. Yoksa bunlar bize bir adım bile attırmazlar. Planın nedir Cemal? Sungurlara plan mila yalan. Bunları var ya kesin Allah koruyor. Bakıyorum da Allah demeye başlamışsın Cemal. Müslüman mı oldun yoksa? Tövbe de ya Allah korusun. Bir suça bulaşmadıysan korkmanıza gerek yok. Serbest kalırsınız. Allah razı olsun. O alçak devrim muhafızları komutanı Kasım'ın ilçeye sızdığı belirlendi komutanım. Kasım buraya geldiğine göre örgütün pis bir oyun peşinde olduğu belli. Çok dikkatli olup bu oyunu çözmeliyiz Serdar. Komutanım, Karadağ korucuları ilçeye sızmaya çalışan bir grup terörist tespit ettiler. Temastalar. Beni gelişmelerden haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Serdar evladım, işinizi çabuk bitirin. Karadağ korucuları teröristlerle sıcak temasta. Yardıma ihtiyaçları olabilir. Emredersiniz komutanım. Komutanım ne iş? Bu sefer oyun farklı Celil. Örgütle Pers devrim muhafızları büyük balık peşinde. Bundan sonra dağda savaş bitti. Yeni taktiğimiz savaşı halkın içine taşımak. Gerillaları dağdan indirip ilçelere sızdıracağız. Gerillalar öz savunma birliklerini oluşturacaklar. Asayiş birliği adı altında polis görevi yapacaklar. Halkın TC polisine ve mahkemelere gitmesine engel olacaklar. Kurduğumuz paralel devleti çalıştıracağız. Seçimden sonra da bölgenin özerdiğini ilan edeceğiz. Planlama tamam ama bölgede sizi zorlayacak iki güç var. Korucular, bir de o lanet sungurlar. Koruculara silah bırakması için para teklif ettik. Şantajla, tehditle baskı altına almaya çalışıyoruz. Ama o baş belalarına ne yapacak bilmiyorum.
Onları bana bırak. Sungurları çökertecek bir planım var Cemal. İyi. O zaman ben Suriye'ye dönüyorum. Bak sen de dön. Ha. Bak Sungurlar burada olduğunu öğrendiler. Her an üstüne çökebilirler. Ha. Onları çökertmeden Türkiye'den çıkmam. Başkan, ben bu işi devam, tacil. Devam et. Karadağ'dan ilçeye giderken TC işbirlikçiler önümüzü kestiler. İşbirlikçiler bize geçip vermiyor. Karadağ korucu başı saytın bölgesi. Ah ulan ah, bize çok cana mal oldu zamanı daha. Siz bana bakın, hemen dağa çekilin. Ben de oraya geliyorum ha. Yoldaşım başkan. Karadağ yolu. İlçeye en yakın yer. O yolu açmalıyız Cemal. Korucu başına baskı yapalım. Ya baskıyı denedim ya. Ya korucu başı sahip lanet herifin teki. TC için ölür. Gelin lan bize he demez. Hadi çekiliyoruz. Çekiliyorlar bey. Ateşi kes. Bana hakkını satmış köpek enikleri. Biz burada nefes aldığımız sürece Karadağ'dan geçemeyeceksiniz. Bu Sait dik kafalı. İtin teki başkan. Vermediğim akıl, teklif etmediğim rüşvet, makam kalmadı. Ama herif mermer kafalı. Tamam, teklifi. Onu da dillendir. Bakalım ne diyecek mermer kafalı. Karısı da yanında. Dağdan dönüyorlar. Hemen konuşup ararım seni. Ya silah sesleri ortalığı yıktı. Çatışma mı çıktı? İtler dağdan ilçeye sızmaya çalıştı yine Mahmut emmi. Yaptıkları işe bak ya. Burada bu yola baş koymuş korucu başı Sait var. Onu çiğneyip geçmek kolay mı ha? Aymira bacı, bir müsaade et, kocanla bir çay içelim. Konuşacaklarım var. Müsaade senin Mahmut emmi. Ben yemek yapayım bey, sonra da çocukları okuldan alırım. Tamam. Gel hele sayın. Abbaslı Ömer sen de gelsin. Gerek yok Sait. Geç kalma. Seni merak ederim, gelirsin. Tamam Aymira. Meraklanma. Boşuna uğraşma Mahmut İblisi. Sait sana da akıl verenlerine de kalmaz. Ya. Sait, bu örgütle didişmenin sonu yok. Bilirsin, çözüm sürecindeyiz. Çözüm sürecini sen örgüte söyle Mahmut emmi. Kendi polisleri, kendi mahkemeleriyle halka baskı kuruyorlar. Buna çözüm değil, çözülme denir. Sait, bak ne diyorum. Bırak şu korucu başılığını. Gel seni belediye başkanı yapalım. Adaylığını açıkla. Örgütle de anlaşırız. Onlar da destekler seni. Oturtalım seni başkan koltuğuna. He? Ben kendi halkına zulmeden silahları çekenlerle işbirliği yapmam Mahmut emmi. Ya sen beni yanlış anladın Sait. Sen benim oğlum sayılırsın. Hele otur bir. Ya
Şedo, çayları tazele. Geliyor abi. Ben de bir su yoluna gideyim. Sait'i aşıp ilçeye giremeyiz. Başka bir yol deneyelim. Yok. İş uzar. Sait'e ben yeni bir teklif gönderdim. Sonucu bekleyelim. Mahmut, ne yaptın? Yok başkan. Belediye başkanı ol dedim. Kahveyi başıma yıkıyordu. Bu Sait yabani hayvan. Ehlileşmemiş. Biz adamı ehlileştirmeyi biliriz. Sen onu bir süre daha kahvede tut, anladın mı? Tamam başkan. Dinle beni kız. Hem de iyi dinle ha. Emret başkan. Şimdi bak. Şehitler yatağıdır. Gazilerin otağıdır. Bizim mübarek vatanımız görmüş nice kanlı savaş. Şu dağ, tepe, şu toprak, taş. Bir destandır hey arkadaş. Bizim güzel vatanımız. Aferin oğlum. İyi ezberlemişsin. Aslanım benim. Otur hadi. Hadi çocuğum. Al kızım. Şerefsizler! Bırak beni! Şerefsiz! Bırak! Geç şöyle! Bırak ya, bırak! Geç. Sen de bizimle dağa geliyorsun korucu. Getirin bunları! Hadi getirin bunları! Bırakın bizi! Geç! Bırak! Ne oldu oğlum? Sait amca, İbrahim'le Emir'i kaçırdılar. Ne? İşbirlikçi korucular. Hayatınızın kabusu olacağız. Bizden kaçamazsınız. Arkadaşlarınız nasıl öldürdüysek sizi de öldüreceğiz. Canınızı Azrail değil örgüt alacak. Koruyucu başı Sait, sen silahı bırakıp örgüte boyun eğmezsen karın ve çocukların ölecek. Ajan kızların tutulduğu depoda arama yaptık komutanım. Birçok CD, bürokratlara ait belgeler, şantaj belgeleri bulduk komutanım. Tuzakları boşa çıkardınız. Allah sizlerden razı olsun Serdar. Bunları hemen incelemeye alıyoruz komutanım. Komutanım, teröristler Karadağ köyünü basmış. Korucubaşı Sait'in ailesini kaçırmışlar. Fena, çok fena. Sait delidir. Ortalığı kan gölüne çevirir. Serdar, derhal çıkıyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Haydi çabuk. Hadi. Hadi sallanma sallanma haydi. Bir yere çıkamayız Yusuf. Ortalık karışık. Her an göreve çıkabilirim ben. Misafirhanenin önünde hadiseler olduğunu duydum. Ne oluyor Aslı? Sınırdan sızan ajan kızlarla ilgili bir operasyon vardı. Allah Allah. Ajan kızlar mı varmış ilçede? Kim bunlar? Savama ajanlarının sızdırdığı kızlar. Üst düzey bürokratlarla mutan nikah yapıyorlar. Sonra da bunlara şantaj yaparak istediklerini elde ediyorlar. Ama hepsini topladık. Çok iyi yapmışsınız aslında. Öyle. Tam teşhisat. Yedek mühimmatlar alındı mı ha? Sonra mermim bitti. Bombam kalmadı anlamam. Anlaşıldı mı? Hadi sallanmayın hadi. Abdullah. Siz tim aracına geçin. Emredersiniz komutanım. Hadi Aslı. Hadi git sen artık Yusuf. Çok gerginler. Ben de gideyim. Hadi görüşürüz. Tamam Aslı. Aslı hadi sen de kı. Hadi Aslı hadi sallanma.
Asker! Ben ne yapıyorum? Sen karargâhta bekle Avin. Burada açık cezaevinde gibiyim. Ben de geleyim sizinle. Avin, karargâhta kal. Sıkıldıysan köyüne dön. Ne oluyor buna ya? Amma esti gülle de. İşler sarpa sardı galiba. Avin! Dicle! Serdar abiyi arıyorum. Bulamazsın onu. Oradan oraya fırtına gibi esiyorlar. Of! Celil, oku şunu. DC'ye hizmet eden işbirlikçi korucular, hayatınızın kabusu olacağız. Kesinlikle bizden kaçamazsınız. Arkadaşlarınızı nasıl öldürdüysek, sizi de şeytani planlarla öldüreceğiz. Korucuları affetmeyiz. Canınızı Azrail değil, örgüt alacak. Korucu başı Said, sen silahı bırakıp örgüte boyun eğmezsen, karın ve çocukların ölecek. Şerefsizler! Hedefleri korucular. Bak o zaman durmayalım. Gidelim bulalım şu kalleşleri, çökelim tepelerine. Kadını çocukları kurtaralım. Lan bu kağıdı onlara yedirmezsen ben de kordon değilim lan. Sait kardeş. Ana. Ayşe sana emanet. Gelinimi bul oğlum. Gelinimi bulmadan gelmeye mi? Kardeş, bu şerefsizler bacıyı ve çocukları nereye kaçırmış olabilirler? Bir fikrin var mı? Karadağ'ın ardında sınıra yakın Çakal Geçidi diye bir yer var. Genellikle kaçırdıkları insanları orada tutarlar. Adres belli. Orada olduklarına emin misin? Orası berbat bir yer. Ne kadar darbe alırlarsa alsınlar, orayı boşaltmıyorlar. Çok stratejik bir yer. Çakal Geçidi'ne girmeye yürek ister. Oraya giren asker sağ çıkamaz. Siz gelmeyin, ben giderim. Yok kardeş, bu işler öyle değil. Sen kalıyorsun, biz gidiyoruz. Oradakiler benim karım ve çocuklarım. Tamam Sait kardeşim. Benimle tartışma, tamam mı? Sen bize bölgeyi bilen bir kılavuz ver yeter. Celil. Kim? Toplan. Her çeşit silah ve cephane alınacak. Anlaşıldı mı? Hadi, 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 evet. Hadi. Cemal Başkan. Buraya gelmek tedbirsizlik. Kes be. Başkan deyip durma bana. İlçeye sıcak yerliler dağda bekliyor. Neler oluyor bir güzel anlat bakalım. Kara giyimli timciler geldi. Böylesini hiç görmedim. Belanın üstüne gitmek için can atıyorlar. Lan bunlar var ya bunlar. Gene o baş belaları. Bu işe bulaşacaklarını adım gibi biliyordum. Sen devam et. Anlat bakalım, anlat. Korucubaşı onlara Çakal Geçidi'ni anlattı. Oraya girecekler anlaşılan. Çakal Geçidi'ne girecekler ha? La TC orayı.
havadan bombalamaktan başka hiçbir şey yapamaz. Asker oraya girerse boğulurlar. Böyle baş belalar, işiniz bitti ha. Nuşirevan. Emret başkan. Korucular dağıldı. Grubu al, Kara Dağ'dan ilçeye sız. Anladın mı beni? Harekete geçiyoruz başkan. Bana Ferho'yu ver la. Tamam başkan. Al başkan. Emret başkan. Tutsakları kurtarmak için timciler geliyor. Bak bunlar var ya bunlar. Çakal geçidinde sağlam tuzak kur ha. Geliyor, timciler geliyor. Ferho, Ferho lan sakın ses çıkarma, anladın mı? Neredeler? Neredeler? Arkanda geliyorlar. İşin gücün rastgele. Sağ olasın Mahmut abi, sağ olasın. Komutanım. Taze süt alsak mı? He? Askera, askera, o ihtiyar sütü anası ölen bebesi için sağlıyor. İyi çalışma. Al emmi. Bununla çocuğa bir şeyler alırsın. Sağ olun, sağ olun. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Misin? Ulan bu kordon eti var ya, bu kordon eti. Ölüme sebep olacak benim. Oy. 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 Lan bu ne lan? Aha, bu timcileri var ya, bu timcileri. Çakal geçidinde boğ öldür. Sonra da dile benden ne dilersen. Öldür onları, öldür! Şehitler yatağıdır, gazilerin otağıdır. Bizim mübarek vatanımız. Görmüş nice kanlı savaş. Şu dağ, tepe, şu toprak, taş. Bir destandır hey arkadaş. Bizim güzel vatanımız. Kes sesini lan velet. Ne o? Soytarılar. Bir şimdiden de mi korkuyorsunuz? Ana, bunlar mı özgürlük getirecek bize? Ne diyorsun lan sen? Dokunma ulan çocuğuma çakal! Bırak annemi! Bırak annemi! Dur lan velet! Yapma kırarım bacağını senin ha! Bırak! Ne oluyor lan burada? Aranızı çıkarıyorlar Ferho! Bunlar için timciler geliyor. Yukarıdaki mağaraya alın bunları. Bu yaptıklarınızı yanında komozlar! Çakal geçidinde bir sürü mağara var. Hepsinde ayrı ayrı tuzak, ayrı ayrı pusu var. Asker burada ölür. Ölüsünü bile almaya gelmezler. Boşuna heveslenmeyin. Yürü hadi yürü. Yürü lan hadi yürü. Yürü hadi. Kalk. Bırak. Yürü şöyle. Yürü. Bırak. Yürü lan yürü. Bırak. Her yer mağara dolu komutanım. Kim bilir neredeler? Allah'ın izniyle bulacağız Celil. Burası pusuya uygun bir yer Aslı. Boşuna çakal geçidi dememişler. Her yer çakallarla doludur burada.
kademeli korumalı ilerliyoruz. Mayına dikkat edin. Takip mesafesi 5 metre. Emniyetler açılsın. Hadi. Kuzeyden üzerimize doğru geliyorlar. Hazır olun. Tamam Ferho Başkan. Böyle mi olacaktık Aslı? Aslı! Ne? Gelin istersen ha? Şahin? Aslı? Hayal mi görüyorsun? Benim Şahin Dicle. Ne yaptın, buldun mu kamerayı? Yok. Bakmadığım yer kalmadı ama yok. Ben de karargaha gittim. Ama Serdar abiler operasyona gitmişler. O şerefsiz kim bilir hangi deliğe soktu kamerayı. Yiyecek bir şeyler aldım sana. Ya ben burada oturarak kendimi temize çıkartamam. Şahin, sakın çıkma evden. Bak her yer asker polis dolu, yakalanırsın. Hem sen Celil abiye söz vermedin mi? O Yusuf'u bulamazsam ömür boyu suçlu kalacağım Dicle. Olmaz. Şahin, başına iş alacaksın. Elimdeki bütün ajan kazıları aldılar. Biliyorum Kasım komutan. Bana getirmeye çalıştığın o kıza ne oldu? Bilmiyorum. Takip edildiğimi anlayınca kaçtım. Kız araçta kalmıştı. O kızla bağlantı kur. Yakalanmadıysa bazı planlarım var. Yakalanma riski var Kasım komutan. Bana akıl öğretme doktor. Kızla bağlantı kur. Size kanca atan baş belaları şimdi dağda. Ferah komutan, tam namlunun ucunda. Emrin? Bekleyin la. Hepsi kapana girsin. Tamam komutan. Hadi. Ulan birinci pusuyu açtılar. Bunlar kolay lokmaya benzemiyor. Kuzeyden geliyorlar. Makas alacağız. Emrin bekleyin ha. Tamam Ferro. Anlaşıldı Ferro. Woo!
Celil. Pusu var. Mevzi inelim çabuk. Hadi hadi. Ağaçtalar çocuklar, dikkatli olun. Hangi ağaçta bu şerefsizler komutanım? Ömer! Apo yetiş! Emredersiniz komutanım. Komutanım! Komutanım! Çekiliyoruz. Komutanım. Siz çıkın. Ben koruma ateşi açıyorum. Celil. Komutanım. Komutanım! Komutanım! Celil dikkatli ol! Celil silah at! Yerde kal. Hangi ağaçta lan bu şerefsizler? Sungurlar. Ağaçların tepesinde. Yeşilliklere kamufle olmuşlar. Hadi ateş serbest.
Ya üf, üf. Erken emekli olmuş gibi kös kös oturuyorum böyle ya. Bir hayranım var galiba. Hayırdır? Nerede miyim? Sen kimsin be? Yarım kalmış bir işimiz vardı, hatırladın mı? Evet, börekçinin önünde buluşmuştuk, sonra baskına uğradık. Sana ne oldu? Hiç. Sen kaçtın. Benle kimse ilgilenmedi. Bağlantı koptu. Ortalarda dolaşıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. On dakika sonra yine aynı yere gel. Seni göreve götüreceğim. Tüh, ben ne yapacağım şimdi? Geç mesaj atsam huylanır. Tamam, geliyorum. Ver bakayım kolunu ha. Tamam, tamam. Ömer, iyi misin koçum? İyiyim komutanım. Aga ben bunu öyle bir tamir yaptım ki şu an var ya kendisi arı gibi sokar, kelebek gibi uçar, acayip şeyler yapar yani. Doktor, sen nasıl oldun? Ya pardon dostum, beni var ya hiç sorma ya. Ben Allah seni inandırsın, sanki ben orada ölümü gördüm ya. Ben ölümü yaşadım, ölümü. Acayip bir şey oldu ha. Celil. Celil, Havin arıyor. Ya aga kapat şunu suratına ya, boş boş konuşacak gene. Sonra ara Havin. Asker çok önemli, dinle beni. Komutanım, ileride bir grup çakal var. Celil, indirelim şunları. İndirelim komutanım. Roket atarları çıkarın, çabuk olun. Hadi. Görüyorsunuz. Alo? Kapatmış. Ay delireceğim şimdi. Tam zamanında ya. Tam zamanında. Bu bana yapılır mı Yıldızlı? Komutanım? Of. Nerede bu ya? Sen ne arıyorsun burada? Generalle konuşmalıyım asker. Çok acil. Buraya sivillerin girmesi yasak. Çık dışarı. Ama çok önemli. Serdar komutana ulaşamıyorum. General operasyonu takip ediyor. Çık dışarı abin. Ama... Hadi. Ama çok önemli. Bir daha da buraya izinsiz girme. Ama çok önemli. Ama asker... Of. Ne laf anlamaz adam bu ya? Ne yapacağım şimdi ben? Yuvalarını bulduk komutanım. Çatışıyoruz. Allah yardımcınız olsun Serdar. Bitireceğim ulan sizi. Bura çakal getirdi lan. Buradan kimse sağ çıkamaz. Roketleri hazırlayın. Çocuklar, hedef belli. Hadi, dağıtın şunları. Durmayın, ateş edin lan. Roket lan bu. Kaçın. Kaçınlar, hadi kaçın. Allah belanızı verecek şerefsizler. Ateş. Bunları cehennem patlar komutanım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aferin asker ya. Ya ne rahat adamsın be.
telefonu açınca mesajımı görür herhalde. Ah! Yavaş be! Şahin? Sensin. Ya git ne Şahin'i, saçmalama. Dur bir dakika Şahin. Yardım et bana. Örgütün içine sızmaya çalışıyorum. Adam börekçinin oradan alacak beni. Ya Şahin Mayın değilim ben kardeşim, saçmalama. Ya kimse beni dinlemiyor ya. Anlaşılan kendim halledeceğim bu işi. Şahin! Bu aptal kız da çıktı ortaya. Bekleyin burada. İşim bitince canınızı okuyacağım. Sen niye geldin buraya? Seni yalnız bırakmak istemedim. Şey, Havin'i gördüm. Senden yardım istemiş, aldırmamışsın. Ya ben kendi derdimle uğraşıyorum. Ne işim var Havin'le Mavin'le? Ama Şahin kız örgütün içine sızmaya çalışıyor. Başı belaya girebilir her an. Durmayın lan, karşılayın şunları. Çok da konuşkansın. İmdat! İmdat! Zincirler geliyor lan. Gelin bana yardım edin. Yaklaşsınlar iyice. Bu son şansımız ha. Dikkatli olun. Gelsinler bakalım Ferah komutan. Kimse yok. Kimse yok Serdar abi. Buralar da boş. Ne yapıp edip bulmalıyız onları. Aymir abacı. Aymir abacı. Aymir abacı! Nerede bunlar be? Yerlerini bulduk komutanım. Ses şu taraftan geliyor. Aferin. İyi iş çıkardı çocuklar Celil. Bir şey diyeyim. Bu kundiler gerçekten aynı benim çocukluğum. Ayıp da söylemesi. Benim de çocukken muhteşem derecede çalışırdı zekam ya. Küçükken zekiydin değil mi doktor? Şimdiki aptal halini kastetmiyorsun herhalde. Gevezeliği bırak da işine bak hadi. Ya kordon dostum ya. Hiç şakadan anlamıyorsun ya. Ne oluyor lan? Ne lan bu rezalet? Sesimizi yer göksü dinlesin. Satanlarla her yerinesin, inlesin. Kesin lan sesinizi.
Ne bu marş be? Öğretmen okulda ödev verdi. Onu ezberliyoruz. Kes sesini lan. Dokunma lan çocuğuma. Lan geri zekalı, okul mu lan burası? Yerinde olsam bir saniye durmazdım. Birazdan cesetleriniz paramparça olacak. Kes sesini lan. Asıl şimdi ben seni paramparça edeceğim. Bırak! Bırak! Bırak annemi! Ne oluyor lan? Ne bu haliniz? Manyak bunlar Fero! Merminin üstüne üstüne geliyorlar! Lan gerizekalılar! Ben size dedim zaten bunlar normal asker değil diye. Çıkın dışarı! Teslim olun! Yoksa hepiniz gemirirsiniz! Size bir dakika süre! Silahları atın! Eller başınızın üstünde çıkın! Gel lan buraya! Bırak annemi! Bırak! Bırak dedim tutun sana! Tutun lan şu veletleri! Bırak! Bırak! Dokunmayın lan çocuklarıma! Allah'ın cezaları! Bırakın lan bizi! Kes lan sesini! Kes! Bana bakın lan! Aha burada bir korucu kadın, iki de veledi var! Beyinlerini mermiyle doldurmamı istemiyorsanız defolun gidin buradan! Bunlarda zerre mertlik yok komutanım. Serdar abi ne yapacağız? Çekilsek de onları öldürür. Kaçmaya çalışır bu hainler. Bunların hiçbir sözüne itimat edilmez. Defolup gitmezseniz tek tek öldüreceğim bunları. Üçe kadar sayıyorum. Eman eman. Defolup gitmezseniz. Çekil lan. Bu veleti öldürürüm. Boşuna çabalama şerefsiz. İşiniz bitti artık. Nasıl olsa bunlar bizi sağ kovmaz komutan. Bari bunlar da gebersin. Bir. Kötü kilitlendik komutanım. İki. Komutanım çekilelim. Doktor, ne yapıyorsun? Aga, gerçekten her şeyi düşündüm, tasarladım. Aklıma da başka hiçbir şey gelmedi. Son çare olarak bu kaldı. Doktor, saçmalama. Hem kordon beyefendi de az önce teessüf ederim, Başur da aptal demişti. Ona aptal olmadı mı kanıtlamam lazım. Oğlum ne yapıyorsun lan, manyak mısın? Sıyırdın mı lan kafayı? Evet kordon dostum, sıyırdım. Senin sayende sıyırdım. O çocuk şehit olur. Ama seninle işte çok sürmez yere serilir. Şerefsiz! Yapma! Öldürme kardeşimi! Dur! Saçmalama doktor! Şerefsiz bomba attı. Kaçın. Kaçın bomba. Allah'ım yardım et bize. Öleceğiz şimdi. Ne olur sen kurtar bizi Rabbim. Ya tamam, korkmayın. Gel kızım. Muah, muah. Evcil, uysal. Ben bunu kendi müteşehir derecede zekamla yaptım. Ya çok da bir şey yapmadım aslında, patlamıyor. Sahte el bombası. Ama salaklarda acayip bir şey yarıyor. Doktor, hakkını helal et. Sana az önce aptal demiştim. Oğlum, sen aptal değil. Tam bir baş abdalmışsın be aslanım.
Aferin sana baş ablam. Ya korkun dostum, sana bir şey diyeyim. Bende daha var ya, ne numaralar var ne numaralar var. Buzdağının görünen tarafı. Allah sizden razı olsun. Kimsiniz siz? Bize Sungurlar Timi derler bacım. Çak selamı. Hey. Biz de büyüyünce Sungurlar Timi'nde olacağız. Bakın aslanlar. Sungurlar gibi olmak istiyorsanız... aha bu doktor amcanız gibi aptal olmanız lazım. Gitme. İyi bakın lan. Oluruz, ne var ki? Görüştük. Sungurlar bitmez. Biz olmasak da bu memleket sungurlarını bulur... hainin tepesine çöker. Adın ne senin? Adım neydi be? Adını bilmiyor musun ben? Seni görünce heyecanlandım komutan. Adım Mübera. Ulan sapık doktor, bu halin ne? Anladı. Şöhretine zarar gelsin istemiyorsun. Bu herif gerçekten doktor mu ya? Hadi git. Ben seni bir yerde gördüm. Tanıyorum seni. Elbet gördün komutan. Beni sen seçtin ya. Yok. Seni başka bir yerden hatırlıyorum. Sen... sen... Komutan! Timciler, korucunun karısıyla çocuklarını kurtarmış. Nasıl lan? Kasım Yıldaş! Kasım Yıldaş! Çekil kız. Adamların bir haltı becerememiş Cemal. Yok Kasım Yıldaş, nereye el atsak orayı kurutuyor bu baş belaları. Abin mesaj atmış. Yapma abin, yapma. Ne oldu komutanım, hayırdır? Elimizden kaçırdığımız adam mesaj atmış. Abin de onunla buluşmaya gitmiş. Manyak mı bu kız ya? Telefonu kapatmış. Başına bela alacak deli kız. O baş belalarından kurtulacak bir yol buldum ben. Nasıl olacak bu iş Kasım Yoldaş? Sungurlar gerillanın şehitliğini imha etti diye ilçeyi ayağa kaldıracağız. Milleti sokağa dökeceğiz. Sungurlar ilçeye girdiklerinde cehennemin ortasına düşecekler. Gösterileri engellemeye çalışırken... çatıdaki nişancılarımız 2-3 sivil öldürecek. Bu katliamı da sungurların üstüne atacağız. Bundan sonra da halk sungurları bölgede asla barındırmaz. Yani bu numara tutar mı? He? Orasını bana bırak Cemal arkadaş. İyi madem. Ben
ben gerillayı harekete geçireyim. Gösterler boşlasın hadi. Kalkın lan. Bire torbaları. İlçeye, halkı kışkırtmaya, gösterilere gidiyorsunuz. Hadi yürüyün. Sen dur. Nuşirevan. Emret komutanım. Bu acemiyi yanından ayırma. Emredersin komutanım. Yürü. Yavaş yavaş. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etme. Önemli bir şey yok. Evet. İyi olacak. İyisin. Hadi. Yakında tekrar aramıza döneceksin. Sağ olun komutanım. Çabuk hastaneye gidin. Hadi. Celil. Telefonu kapalı. Kasım'ın yanına sızmış olmalı. Pardon dostum. Öyle bir şey olmaz. Çünkü Kasım denen o kafa kelle tanıyor havini. Biz Suriye'ye gitmiştik ya. Orada gördüm. Anka bir acil. Anka 1 dinlemede devam et yuva. İlçe karıştı. Gösteriler başladı. Ne gösterisi komutanım? Bilgimiz yok. Terörist mezarlığını tahrip ettiğiniz yönünde haberler yayılmış. Milisler ve örgüt taraftarları sokağa döküldü. Halk kellenizi istiyor. Faşist sungurlar! Faşist sungurlar! Faşist sungurlar! Faşist sungurlar! Faşist! Faşist sungurlar! Faşist sungurlar! Allah'ım ne yapıyorum ben? Sungurlar! Faşist 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 sungurlar! Allah'ım ya! Faşist sungurlar! Bunların hedefi biziz. Burada olmamızın sebebi nasıl bir oyun peşinde olduklarını öğrenmek. Arkadaşlar, sakın kışkırtmalara gelmeyin. Dikkatli olun. Hadi yürüyün. Hadi çabuk çabuk yerlerinize geçin. Barikat kurun hadi. İzinsiz gösteri yapıyorsunuz. Bu yaptığınız kanunen suçtur. Bizi zor kullanmak durumunda bırakmayın. Lütfen daha. Asıl sizin yaptığınız suç. Burası Kürdistan'dı. Burada artık bizim yasalarımız geçerlidir. Topraklarımızdan defolun gidin. Şahin, zili çaldım. Kimse yok burada. Boşuna bekliyoruz. O herifi bulmadan gidemeyiz Dicle. Önünde sonunda gelecek buraya. Bunu ihbar etsem kaçar buradan it. Nasılsa gideceksin buradan. Ben de seni takip edeceğim. Şahin ne olur gidelim buradan. Bak polisler geçiyor sabahtan beri. Bir şeyler oluyor. Gidelim gidelim. Tehlikeli olmaya başladı burası. Hadi. Şahin.
Defolsun Sungurlar! Defolsun Sungurlar! Kahrolsun Sungurlar! Sungurlar! Kahrolsun! Sungurlar! Hadi! Nerede aslı? Baksanıza orada. Asker, bakın. Elindeki pankarta bakın. Asker. Abol, ya kahrolsun Sungurlar yapmış ya. Ula ben sinirden bu kızı tıf diye vuracağım. Arıza oldu bu kız ha. Abi tanıyoruz. Bu yaptığının sebebi belli. Belli ki örgüte sızmış. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Komutanım onu almamızı istiyor. Buradan çekip alırsak ortalık karışır. Ay bundan da kurtulamıyorum ya. Kahrolsun Sungurlar! Kahrolsun Sungurlar! Nerede kaldı bu kız komutanım? Kalabalıktan çıkamamıştır. Şahin? Komutanım? Yaz oğlan! Ay! Değit be! Oğlum, ortalık yerde ne dolaşıyorsun sen? Hani bana söz vermiştin? Komutanım, bilmediğiniz şeyler var. Neyi bilmiyoruz oğlum? Neyi bilmiyoruz Allah aşkına ya? İşbirlikçiler. Şahin'i bunlar koruyor. Yakacağım lan hepinizi, yakacağım. Koçum, az daha sabret. Şu sıralar senin olayınla ilgilenemiyoruz. Bir sürü sorunumuz var Şahin. Aha geldi. Üniversite yıllarına gittim ya. Gösteriler, polisler falan. Abin. Tamam asker ya. Ulan bu kız. Vay şerefsiz ajan. Şahin. Siz burada durmayın oğlum. Her tarafta polisler var. Evet koçum hadi. Şu taraftan kaybolun hemen hadi. Tamam komutanım hadi. Kasım'ın yanına sızdım asker. Dikkat edin he. Bu kızla sonra ilgileneceğim. Önce Şahin iti. Biz yokken kendi başına tehlikeli bir iş yapmışsın Abin. Sana ulaşamadım ama asker. Buna mecburdum. Bu gösteri sizin için. Sungurlara tuzak. Çattaki nişancılar sivilleri öldürecek. Suçu da bize atacaklar. Evet. Bir şeyler yapın. Ben dönüyorum. Hayır. Bu çok tehlikeli. Komutanım. Havi'nin yardımıyla Kasım'ı yakalayabiliriz. Tamam Amin, sen git. Bağlantıda olalım. Gösteriden de uzak dur, tamam mı? Tamam asker. Olaylara karışma! Olaylara karışma! Ne yapıyoruz komutanım? Bu alçakları nasıl durduracağız? Nişancıları bulmak zor. Ama halka işin aslını gösterebiliriz. Aslı, kamerayı al. Ne oluyor ya? Neredeydin kız sen? Neredeydin mi var ya? Komutan nişancılar dedi. Aptal mıyım ben ortalarda dolaşayım? Geç kız şöyle, geç. Geç. Faşist!
Aslı, çek hemen. Yürü. Hayır. Halka ateş açıyorlar. Sungurlar halka ateş açıyor. Alçak sungurlar. İki kişiyi öldüren, hastaneden firar eden kanun kaçağı askerin adresini vereceğim. Sungurlar adlı özel birliğin teröristlerin mezarlarını bombaladığı, mezarları imha ettiğine dair çıkan söylentilerden sonra ilçe karıştı. Büyük olaylar çıktı. Göstericilerden iki kişi öldü. Görgü tanıkları Sungurları ateş edip onları öldürmekle suçluyorlar. Bitti işler, bitti. Halk baskı kurunca bölgeden belli bir sürede olsa çekerler bunları. Ha işte bu be. O diz hungurlar. Pıh. Bitti la işiniz, bitti. Ancak polis kamerasıyla çekilen bazı görüntüler var. Polis kamerası tarafından çekilen bu görüntüler sungurlarla ilgili suçlamaları yalanlıyor. Çatıdan ateş edenlerin örgüt militanı ve iki kişiyi bunların öldürdükleri çok net anlaşılıyor. Gene ne anayı yedik? Halk köylülere saldırdıkları ve iki kişinin ölümüne neden olduklarını iddia ettikleri sungurlar timini protesto etti. Dur kıpırdama. Tamam, sakin olun. Tamam. Ya nişancıların orada olduğunu nasıl bildiler? Yani nasıl çektiler bu görüntüleri? Kahretsin. Operasyon battı Cemal. Bıktım bu boş belalarından be. Bıktım. Bıktım be. Lanet olsun be. Lanet olsun. Çekil lan. Zaten burnumdan soluyorum. İşim bitti uzman. Şimdi sıra köstebek kızda. Ne var lan? Kasım komutan, benim Yusuf. Ne istiyorsun lan? O yeni kızı sungurların komutanı yüzbaşı Serdar'la konuşurken gördüm. Gösteride olacakları nişancıların sivilleri vuracağını anlattı yüzbaşı. O kız sungurların köstebeği Kasım komutan. İçimizdeki ajan kız bu işte. Böyle ya. Anladın mı acaba beni? Sen bana bakıyorsun değil mi Kasım komutan? Bir şey mi oldu acaba? Yok bir şey.
Ajan bir kız var, içimize sızmış. Şimdi onu geberteceğim. Hepsi bu!